Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu Sarıkamış Harekatı'nın 106. yıl anma etkinliklerinde konuşuyor, dinliyor. Olan, tarihte eşi benzeri olmayan büyük bir istiklal mücadelesi var burada. İşte bu ruh Türkiye Cumhuriyeti'ni inşa eden ruh. Sarıkamış'ta kar üstüne yiğitliğin destanını yazan ruh. Malazgirt Ovası'ndan çıkarak Anadolu'yu kucaklayan, İstanbul'u fetheden Sarıkamış'ta karlı dağlara mührünü vuran ruh. İşte Sarıkamış'ı bizlerin gönlünde, bizlerin ruhunda ölümsüz kılan da budur. Sarıkamış'ı bu aziz milletin vatan sevgisi için, bu aziz milletin millet olma yolundaki en dokunaklı biçimde anlatan destanını çok değerli gençlerimize, en büyük varlığımız, umudumuz olan gençlerimize çok ama çok iyi anlatmamız gerektiğinin farkındayız. Evet, bakanlık olarak bu ruhu en güçlü şekilde gençlerimize anlatmanın sorumluluğu bilinci içerisindeyiz. Ve bu tarihi birikimi gençlerimize en büyük katkılardan biri olarak sağlamanın da en büyük vazifelerimizden biri olduğunu da biliyoruz. Çünkü Sarıkamış'ı bilen, Sarıkamış'ı okuyan, Sarıkamış'ı anlayan genç bu ülkenin dört bir tarafından gelip de Sarıkamış için mücadele etmenin ne demek olduğunu, ne anlama geldiğini çok iyi bilir. Filistin'den, Balkanlardan, Kafkaslardan çıkarak Çanakkale sırtlarında vatan uğruna can verenlerin verdiği büyük mücadeleyi de yüreğinde hisseder. Bir toplum için, bir millet için en büyük güç geçmişin tecrübeleriyle geleceğin heyecanının birleşmesi ve ortak bir şuura, ortak bir bilince dönüşmesidir. Bunun için her yıl Ağustos ayında Dumlupınar'dayız, Malazgirt'teyiz, Çanakkale'de 57. alayın izindeyiz ve kutlu bir emanetin taşıyıcısı olduğumuzun da bilincindeyiz. Bunun farkındayız. İşte bu emanet Türkiye'dir. Bu emanet bu aziz vatandır. Bu emanet bu vatanın, bu milletin bağımsızlığıdır. İşte bu emaneti dün Allahu Ekber dağlarında zorluklara göğüs gererek, canını feda ederek bizlere taşıyan Mehmetçikler omuzlamışlardır. Çanakkale'de 15'liler, 15 Temmuz'da Ömer Halis Demirler omuzlamışlardır. Bu emanet işte bugün sadece bu milletin, bu coğrafyanın değil, insanlığın umudu olan Türkiye'nin çok kıymetli gençlerinin omzundadır. Bizlerin omzundadır. İşte bizler Türkiye'yi aydınlık yarınlara daha güçlü taşımanın gerekliliğiyle, Sayın Cumhurbaşkanımızın güçlü liderliğiyle, öncü liderliğiyle, derin vizyonuyla var gücümüzle çalışıyoruz, çalışmaya devam edeceğiz. Ve yine milli bağımsızlık emanetini de aynı şuurla taşıyan ve taşıyacak olan gençlerimizin heyecanından, onların enerjisinden de ayrı bir ilham alıyoruz. Bizim için hiçbir şey Türkiye'den, bu ülkenin kıymetli gençlerinden, milletimizin istikbalinden, vatanımızdan, bekasından daha önemli değildir. Türkiye'nin istikbali demek, bütün gönül coğrafyamızın istikbali demektir. Çünkü Türkiye demek, bütün insanlık için vicdan demektir. Bütün insanlık için adalet demektir, umut demektir, vefa demektir, merhamet demektir ve bağımsızlık demektir. İşte insanlığı vuran pandemide gördük. Ülkeler birbirinden adeta maske kaçırırken ay yıldızlı uşaklarımız insanlığın ve gereği milletimizin yüzyıllardır taşımış olduğu o güçlü misyon gereği bu bölgelere yardım götürdüler. İşte yüksek öğretim için ülkemizin dört bir yanında açtığımız yurtlarımız, bakanlığımıza bağlı olan dört bir yanda olan yurtlarımız, işte Sarıkamış'ta da en güzellerinden bir tanesi var. Kars'ımızda da var. Ve bu yurtlar birer liman olarak hakiki anlamda bu milletin tüm evlatlarına yurt oldular. Ve misafirlerimizi bu yurtlarımızda
hamdolsun en güzel şekilde ağırladık. İşte bu gördüğümüz tablo bu milletin birliğinin, bu milletin beraberliğinin, bu milletin kardeşliğinin tablosudur. Bizleri her yıl bu arada bir araya getiren, bu güzel mekanda, bu kutlu coğrafyada bir araya getiren bu ruh da işte o ruhtur. Ve ben bu vesileyle her yıl en güzel şekliyle bize ev sahipliği yapan değerli Kars halkına, değerli Sarıkamışlılara sıcaklıkları, içtenlikleri, samimiyetleri için teşekkür ediyorum. Değerli yöneticilerimize teşekkür ediyorum. Değerli vekillerimize, bakanlarımıza teşekkür ediyorum. Ve bu vesileyle bu yıl bizleri yalnız bırakmayan, her daim her türlü projede bizlerle beraber olan değerli Bakanımız, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Fatih Dönmez Bey'e de ayrıca şükranlarımı sunuyorum. İşte bir pandemi süreci ve bu pandemi sürecine rağmen bu ülke topyekün olarak o birlik, o kardeşlik tablosunu güçlü bir şekilde ortaya koydu. Vefa destek grupları, güvenlik görevlilerimiz, sağlık görevlilerimiz, eğitimcilerimiz, spor camiamız sımsıkı kenetlendi ve pandemide hiçbir kurum, hiçbir birim durmadı. Çalışmaya, üretmeye ve bayrağımızı yükseltmek için ter dökmeye, gayret göstermeye devam etti. Ve biliyorsunuz spor organizasyonları dedik ki bu süreci spor içinde, gençler içinde bir fırsata dönüştüreceğiz. Ve hamdolsun müsabakalar başlar başlamaz ard arda gelen haberlerle şampiyonlukları, yeni madalyaları milletimiz bu haklı gururu hissetti ve inşallah bu hissiyatı daha da güçlü yaşamaya devam edeceğiz. Bu anlamda bizlere bu gururu yaşayan gençlerimizle, sporcularımızla ne kadar gurur duysak az olduğunu da ifade etmek istiyorum. İşte bizler de gençlerimiz için, sporcularımız için bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da çalışmaya, bundan sonra da üretmeye devam edeceğiz. Az önce Sayın Ahmet Aslan Bakanımız ifade etti. Tıpkı ülkemizin dört bir yanında olduğu gibi Kars'ımızda da spor salonlarıyla, havuzlarıyla, tesisleriyle, gençlik merkezleriyle her alanda zirveye olan, oynayan bir Türkiye'yi hamdolsun gerek gençlik yatırımlarıyla, gerek spor yatırımlarıyla çok farklı boyutlara getirdik. Adeta bir devrimi AK Parti iktidarı ortaya koydu ve bundan sonra da yine Kars'ımız için, yine Sarıkamış için, yine Kars'ımızın değerli, kıymetli halkı için tüm bölgelerde ülkemizin dört bir yanında olduğu gibi yeni tesisleri, yeni yatırımları milletimizle buluşturmaya devam edeceğiz. İşte onlardan bir tanesi Sarıkamış Gençlik Merkezi. Açılışa hazır, umudumuz her şeyimiz gençlerimiz için. Biraz sonra onu da hep birlikte kurdelasını keseceğiz. Bu mekanın tüm halkımız için, başta gençlerimiz olmak üzere hayırlı olmasını temenni ediyorum. Ve bundan sonra da inşallah bu vesilelerle gerek Sarıkamış'ta, gerek Kars'ımızda ve gerek diğer ilçelerimizde bir araya geleceğiz, kucaklaşacağız. Tüm tesislerimiz halkımızın, milletimizin, gençlerimizin 7/24 kullanması için her daim milletimizin emrinde olacak. Milletimizi, gençlerimizi, özellikle bu tesisleri dolu dolu kullanmaya, bu imkanlardan en azami derecede istifade etmeye özellikle davet ediyorum. Tabii gençlerimiz, Sayın Cumhurbaşkanımızın en önem verdiği kitle gençler. Çünkü gençlik demek bugünler demek, gençlik demek yarınlar demek, gençlik demek istikbal demek. Gençlerimiz için bugüne kadar olduğu gibi inşallah bundan sonraki süreçte de her türlü imkanı seferber etmeye devam edeceğiz. Ve gençlik kamplarımızla gençliğimiz için, gençlerimizin projelerini destekleyen çalışmalarla, gezilerle gençlerimizi bir gönül yolculuğuna çıkarıyoruz. Bunlara devam edeceğiz. Az önce ifade ettim. Tarih bilincine, tarih şuuruna sahip bir gençlik, Anadolu'nun her bir karışını iştiyak ve inançla sahiplenecektir. Bu kutlu coğrafyaları ayrı bir şekilde tanıyacaktır, anlayacaktır, bilecektir. Ve bu inançla, bu şuurla bu kutlu coğrafyanın istikbali için gecesini gündüzüne katacaktır. Ve hamdolsun gençlerimizi bu
anlamlı coğrafyada her yıl buluşturmaktan ayrı bir heyecan duyuyoruz. Ve ülkemizin dört bir yanından gelen gençlerimiz burada o aziz şehitlerimizin hatırasını sahipleniyorlar. Onun farkına en güçlü derecede varıyorlar ve onların izlerini takip ederek, gençlik şühedanın izinde diyoruz, onların izinden giderek bu miras kalan ruhun peşinden en güçlü şekilde güçlü yarınlara yürüyorlar. Evet, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet